الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizin dünyasını da ahiretini de mamur eylesin. Kalbimizi iman ile, aşk-ı ilahi ile doldursun. Her birimizi kendisine aşık olanlardan eylesin. Yüce Rabbim istikamet üzere yürüyerek, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin yolunu takip ederek, hayatımızı kemale erdirmeyi, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi, ruz mahşerde Habibin etrafında toplaşabilmeyi her birimize, annelerimize, babalarımıza, eş ve çocuklarımıza, dost ve yaranlarımıza nasip eylesin. Yeryüzünde sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan bütün mümin kardeşlerimize Rabbim imdad eylesin. Hususen Filistin'de ve Gazze'de sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan kardeşlerimize acilen imdad eylesin. Rabbim bu kardeşlerimizi mansuru muzaffer eylesin. Düşmanlarını da mağlubu mekhur eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Mişkatül Mesabih isimli hadis-i şerif kitabımızda zekat bölümünden devam ediyoruz. Sadakanın faziletinden bahseden hadis-i şerifleri okuyor idik. Bugünkü dersimizde de babu efdali sadakati. Sadaka vermek insanın imanda sadakatini, Allah'a teslimiyetteki sadakatini ortaya koyar. Fakat sadaka ben sadakaya fark vardır elbette. Hangi hangi sadaka daha faziletlidir? babımız yani konumuz babu efdali sadakati sadaka içerisinde en faziletli olan hangisidir? Bu konu ile ilgili hadisi şerifleri müzakere etmiş olacağız. Van an Ebi, an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu ve Hakim İbni Hizamin anhu Ebu Hureyre radıyallahu efendimiz bir de Hakim İbn Hizan radıyallahu anh efendimizden nakledildiğine göre kâle bu ikisi kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dediler. Bu hadis-i şerifin ravisi sahabe-i kiramdan rızvanullahi aleyhim ecba'inden iki zat olmuş oldu. Hayru sadakati ma kâne an zahri Sadakanın en faziletlisi zenginlikten dolayı verilen sadakadır. Yani bir insan sadaka verdiği zaman elinde bir şey kalmalı, başkasına muhtaç duruma düşmemeli. Elindeki servetin tamamını verip başkasından dilenecek duruma gelmek faziletli bir şey değildir. Buradaki zenginlikten maksat bu şekilde izah edilebilir. Yani adamın elinde imkanı vardır. Bu imkanının tamamını verdiği zaman evet güzel, fedakarlık güzel ama biraz sonra kendisi el açması gerekecek. Bu duruma düşmektense kendi e, kendine yetecek kadar bir miktar bırakmış olması, başkasına muhtaç durumuna düşmemesi e, bu şekilde verilen sadaka en faziletli sadakadır buyuruluyor. Bir de tabi akla gelir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz ve sahabe-i kiram rızvanullahi aleyhi mecmen gerçekten çok cömert idiler. Bir gazve için, bir savaş için hadi ne getiriyorsanız getirin dendiğinde herkes elinden geleni getirirdi. Her defasında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz herkesten fazla getirirdi. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bu sefer Ebu Bekir'i geçeceğim diye karar verdi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'den önce gelip malının yarısını getiren Hazreti Ömer Efendimiz şampiyon olduğunu düşündü. Ancak arkasından gelen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam Efendimiz ya Ebu Bekir ne getirdin? Ya Resulallah malımın tamamını getirdim dedi. Peki çocuklarına ne bıraktın? Onlara da Allah ve Resulünü bıraktım cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, bu sefer geçecektim Ebu Bekir'i. Bu sefer de geçemedim onu bizden kimse geçemez demişti. Peki burada Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz tamamını verdi. Halbuki hadis-i şerifte tamamını vermek yok yani zenginlikten an zahri ginen deniyor hadis-i şerifte. Yani veriyor ama el cud minel mevcud'' var olandan veriyor geride de bir şey bırakmış oluyor. Tabi burada iki türlü zenginlik var. Bir gönül zenginliği var bir de mal ve servet zenginliği var. Ebu Bakir Sıddık radıyallahu anh efendimiz Cenab-ı Hakk'a tam güvendiği için ve tam mütevekkil olduğundan dolayı gönül zengini olarak verdi vereceğini Allah ve Resulü bana yeter dedi ve gerçekten Allah ve Resulü ona yetti. Cenab-ı Hak bereketini de yağdırdı ona. Yani ya gerçekten iyi bir kanaat olması lazım insanda. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimizin kanaat olması lazım. Veya en azından kendisine, çoluğuna, çocuğuna yetecek kadar bir miktarı ihmal etmemeli. Ve bimen te'ulu bir insan sadaka vermeye başladığı zaman yani cebinde saklamayacak, kasasında, hesabında saklamayacak bir harcama yapacak, bir sadaka verecek. Önce insan kendi bakmakla yükümlü olduğu insanların ihtiyacını görmeli. Diyelim ki kendi çocuğunun ayakkabı alma ihtiyacı varken bir başka çocuğa ayakkabı almak elbette doğru olmaz. Doğru olmaz derken bir başka çocuğun ayakkabısını almakla ona bir sadaka vermiş oluruz. Ancak kendi çocuğumuzun ayakkabıya ihtiyacı varsa, kendi eşimizin elbiseye, ayakkabıya ihtiyacı varken onu almayıp başka bir e, fakire ayakkabı veya elbise almak kıyaslandığı zaman önce insan önce can sonra canan demişler ya önce insan bakmakla yükümlü olduğu insanların ihtiyacını görmeli. Tabi meseleyi doğru anlamalı. Yani bizim çocuğumuzun üç çift ayakkabısı var da bir tane de fazlalık istiyorsa bu ayrı bir konudur. Öbür adamın hiç ayakkabısı yoktur. Bunun üç çift var, dördüncüsünü istiyor. Elbette buradaki dengeyi görmek lazımdır. Yani lüks olanı kastetmiyorum. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir insan sadaka verirken en faziletli yöntem nedir burada? Kendisine bir şeyler bırakması, bakmakla yükümlü olduklarına bir şey bırakması, yani tamamını vermemesi. Eğer tamamını verecekse Ebu Bakir Sıddık Radıyallahu Anh Efendimizin kanaatinden onda olmalı. O kanaat sahibi olmalı. Peki bir insan sadaka vermeye kalktığı zaman, faziletli bir sadaka, en faziletli bir sadaka olabilmesi için önce kendi yakınlarından daha doğrusu bakmakla yükümlü olduklarının ihtiyacını görecektir. Ondan sonra etrafa yayılmış olacaktır. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bu hadis-i şerif bize hem sadakanın en faziletlisini en hayırlısını gösteriyor hem de aile bireylerimize bakmakla yükümlü olduğumuz insanlara yaptığımız ikramlar da bir sadaka hükmündedir. Onlar da sadaka muamelesi görür. Yani bir sadaka verdiğinde insan sevap aldığı gibi kendi aile bireylerine, kendi çocuklarına yapmış olduğu harcamalardan Allah rızasını niyet ettiği takdirde bu da bir sadakadır. Hatta daha ciddi bir sadakadır. Anlaşılıyor hadis-i şerifte. İkinci hadis-i şerifimize geçelim. Ve an Ebi Mes'udin radıyallahu anhu kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. اِذَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى اَهْلِهِ Bir Müslüman eşine, çocuklarına, akrabasına, ehil dediğimiz aile bireylerine infak ettiği zaman, harcama yaptığı zaman nefakaten herhangi bir harcama ala ehli ve huve yehtesibuha bu harcama yaparken Allah'ım ben senin rızanı kastediyorum senin mükafatını talep ediyorum. Eşime, çocuklarıma, anneme, babama, kardeşlerime, kız kardeşlerime, aile bireylerime ben infakta harcamada bulunuyorum. Senin verdiğin rızıktan onlara harcamada bulunuyorum. Hem akrabam hem Müslüman kardeşim ben senin rızanı kazanmak maksadıyla bunlara ikram ediyorum diye niyet ederse kânet lehu sadaka onun için sadaka olur. Gerçekten sadaka vermiştir bu. Halbuki eşine harcama yaptı, çocuğuna harcama yaptı, annesine harcama yaptı, babasına harcama yaptı. Onun için sadaka olur. Bir sohbetinde Mahmud Efendi Hazretlerimiz bu hadis-i şerifi okuduğunda şöyle demişti. İnsan maaşını aldığı zaman aile bireyleri için harcayacağı parayı cebine koyarken veya bir yere ayırırken Ya Rabbi niyet eyledim bu parayla çocuğumun, eşimin, aile bireylerimin ihtiyacını göreceğim diye toptan niyet eder. Ondan sonra onları harcarsa toptan niyetle onlar sadaka hükmünde olmuş oluyor. O dağıttıkları sadaka hükmünde olmuş oluyor. Her birisi için ayrı ayrı niyet etmesine gerek kalmaz. Yani maaşının diyelim ki bir miktarını aile bireylerinin, eşinin, çocuklarının ihtiyaçları için harcayacaktır. O miktarı ayırırken Ya Rabbi niyet eyledim. Bu miktarı çocuklarımın ihtiyacı için hazır, harcayacağım derse, bu niyeti yaparsa gerçekten sadaka olmuş olur. İnnemel amalü bir niyat. Ameller niyetlere bağlıdır. Onun için biz eşimize de çocuklarımıza da harcama yaparken rızayı bari niyet etmeliyiz. Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bu hadis-i şerif aile bireylerimize Allah rızası için yaptığımız nafakan infakın efendim sadaka olduğunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizden mervidir ki Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir mecliste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Dinarun enfaktehu fi sebilillah Bir para ki onu Allah yolunda harcadın. Mesela cihat yolunda harcadın. İşte Gazze'de cihat vardır. Oradaki mücahitlere destek verdin. Veya bir başka cihatta harcadın. Veyahut da Allah yolunda harcanan cihat olabilir. Başka ne olabilir? Mesela hac için yapılan harcamalar. O da cihat yolundadır. Allah için, Allah rızası için. Veyahut da ilim talebi konusunda. Buradan ta uzaklara gidiyor. E, ilim öğrenmek için. Giderken harcaması oluyor. Dönerken harcaması oluyor. Belki orada bir sürü masrafı oluyor. Bir kısmı ev tutuyor, kiraya yani bir sürü masraf yapıyor. Sonuçta ilim talebi de Allah yoludur. Bir insan ilim talebi yolunda, talebelik yolunda harcadığı, yaptığı bütün harcamalar ondan bahsediyor. Allah yolunda yapılan harcamalar, cihatta, haçta, ilim talebinde yapılan harcamalar hepsi Allah yolunda yapılan harcamadır. Ve dinarun enfaktehu fi rakabetin, bir köleyi azat etmek için infak ettiğin dinar, para, bir de ve dinarun tasaddak da bihi ala miskinin fakire verdiğin, yoksula verdiğin para. Ve dinarun enfaktehu ala ehlike bir de eşine, aile bireylerine yaptığın harcamalar. A'zamuha ecran bunların içerisinde mükafatı en büyük olan ellezi enfaktehu ala ehlike ehline yaptığın harcamadır. Demek ki bir insan işte cihatta, haçta, ilim talebinde harcadığı paralar var. Köle azad ederken harcadığı paralar vardır. Miskine verdiği, fakir yani yoksula verdiği paralar vardır. Bir de ve dinarun enfektehu ala ehlik. Ehline infak ettiğin, aile bireylerine yaptığın harcama. muha ecran. Bunların mükafat bakımından en büyüğü. elledi enfektehu ala ehlike. Aile bireylerine, eşine ve çocuklarına yapmış olduğun infaktır. Çünkü bir insanın kendi aile bireylerinin yani eşinin çocukların nafakasını vermesi farzdır. Böylece bir farzı da yerine getirmiş oluyor. Bir farz ibadet nafile tasadduktan elbette mükaf mükafat, bakımından da kat kat fazladır. Ayrıca aile bireylerine yapmış olduğunda bir de e, sıla da vardır. Sadece bir sadaka değil aynı zamanda bir de sıladır. Yani sıla-i rahim dediğimiz o akrabalık bağlarını güçlendirmek ciddi bir ibadet sayılır bu da. Evet. Demek ki bir insanın Allah yolunda yaptığı harcamalar, köle azat etmekte harcadığı yaptığı harcamalar, fakir ve yoksul insanlara yaptığı harcamalar, bir de aile bireylerine yaptığı harcamalar. Bunların mükafat bakımından en büyüğü aile bireylerine, eşine ve çocuklarına yaptığın harcamadır diyor aleyh vesselam efendimiz kıymeti izleyenlerim. Ve anfeubane قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Sevban radıyallahu an efendimiz der ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. "Efdalud dinarin yunfiquhu erculu dinarun yunfiquhu ala ayalihi." Kişinin harcama yaptığı en faziletli para, en faziletli değer. Dinarun yunfiquhu ala ayalihi. Aile bireylerine yapmış olduğu harcamadır. Ve dinarun yunfiquhu ala dabati fi sebilillah. Allah yolunda kullandığı vasıtanın yakıtı olarak harcadığı efendim yaptığı harcamalar en faziletli harcamalardandır diyor Aleyhissalatu vesselam efendimiz ve dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Bir de bir insan Allah yolunda cihada çıkmış arkadaşlarına bu yolda yapmış olduğu harcamalar en faziletli harcamalar arasında yer almaktadır diyor Sevvan radıyallahu anh efendimiz. Buraya kadar okuduğumuz hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki bir insan kendi akrabasını ihmal etmemeli. Kendi yakınlarını ihmal etmemeli. Ancak bu konuda şöyle bir açıklama ihtiyacı duyuyorum. Diyelim ki bazı zengin insanlar var. Fabrikaları var, iş yerleri var. Ze zengin zekat veriyorlar. Bunlar zekat verirken kendi akrabalarından, kendi çevrelerinden insanlara zekat veriyorlar. Zekata ehil midir, değil midir? Geçen sene ehildi, bu sene ehil midir, değil midir bakmadan bunu yapıyorlar. Vereceğimiz zekat ise zekata layık olan insanlara verilmelidir akrabamızdır diye özel bir zekat hakkı doğmuş olmaz. Yani zekat fakirin hakkıdır, akrabanın hakkı değil. Eğer akraba fakir olursa elbette onu tercih ederiz. Burada da bir insanın afvalü dinar <laughs> nüfuhu racul bir insanın yapmış olduğu harcamalar içerisinde en faziletlisi bir insanın kendi eşine ve aileli aile bireylerini yaptığı harcamadır. Bir de ve dinarun yunfikuhu ala dabbeti fi sebilillah. Bir de Allah yoluna giden, cihada giden bir arabanın yakıtını alıyor. Burada yakıta harcama yapmıştır ama o yakıt onu götürmüştür. Bu da onun için ciddi bir sadakadır. Ve dinarun ala ashabi fi sebilillah. Müslüman rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifte bir de insanın arkadaşlarına yapmış olduğu infak efendim en faziletli infaktır. Yani akrabamıza biz e, infak ettiğimiz zaman, Allah için verdiğimiz zaman hem akrabalık bağlarımız güçlenmiş oluyor, hem de iki Müslüman arasında dargınlık caiz değildir. Bu durum gerçekleşmiş oluyor. Akrabalar arasındaki güç ve kuvvet bağ artmış oluyor. Dolayısıyla e, bir insan Allah yoluna gittiği zaman Allah yolundaki arkadaşları diyelim, mücahit arkadaşlarının imkanları yerinde olmayabilir. Ve sahibi bir yakının, arkadaşın, cihatta aynı davayı beraber paylaşıyorsunuz. Orada da yapılan o arkadaşlara, cihat yolunda yapılan arkadaşlara verilen de en faziletli sadakelerden kabul ediliyor. Bir sonraki hadis-i şerif ve an ummi Seleme radıyallahu anha. ummi Seleme radıyallahu anha annemiz der ki: "Alet kultu ya Resulallah." Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü, eli ecrun in unfik ala beni Ebi Seleme." ummi Seleme'nin kocası Ebu Seleme diyor ki: "Ya Resulallah, Eliye benim için var mıdır? Ecrün, ücret, mükafat var mıdır? En unfiqa ala beni Ebi e. Ebu Selemet'e. Ebu Seleme'nin çocuklarına ben harcama yaparsam. Yani Ebu Seleme'nin çocukları kendi çocukları. Ama Ebu Seleme bakılmakla mükellef olduğu için diyor ki ya Resulallah ben paramdan Ebu Seleme'nin çocuklarına harcama yapsam bu sadaka yerine geçer mi? Sonuçta öveyi evladımdır. İnnemâ beniyye. Yani ya Resulallah onlar benim de çocuklarımdır. Yani Ebu Seleme'nin çocukları innemahum beni. Benim de çocuklarımdır. Sonuçta ben kendi çocuğuma yardım etmiş olurum. Bu sadaka sayılır mı diyor. Fakal enfiqi aleyhim feleki ecru ma enfaqti aleyhim. Sen onlara yap yapacağın harcamayı, sen anne olarak yaptığın harcamalar elbette senin için mükafatı celbedicidir. Feleki ecruma enfakti aleyhim. Onlara ne harcarsan mükafatını alacaksın. Yani bir insanın kendi çocuğuna harcama yapması, kendi torununa harcama yapmasa da elbette sadakadır. Karşılığını Allah verecektir. Bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz. Bu önce okuduğum, bir önce okuduğum hadis-i şerif hem Bukhari hem Müslim'de vardır. Ve an Zeynep'e İmra'ete Abdillah ve an Zeynep imraatu Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhâ anhuma Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhuma'nın eşi Zeynep annemizden rivayet edilmiş ki قالت o şöyle dedi. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Tasaddaqne ya ma'şaran nisa Ey kadınlar topluluğu bol bol sadaka verin, bol bol sadaka verin. Velev min huli yükünne, velev ki sizin süs eşyalarınızdan olsa dahi mutlaka sadaka verin. Galet Zeynep annemiz diyor ki, Feracatü ila Abdullah, Abdullah ibn-i döndüm. Yani beyine döndü. Galet, Feracatü ila Abdillahi fekultu. Abdullah'a döndüm ve ona dedim ki, İnneke sen bir adamsın ki, hafifu zatil yedi. Yani elin hafiftir. Yani sen elinde fazla bir şeyin yok. Garibansın. Ve inne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kad emarana bis sadakati. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emretti. Ey kadınlar topluluğu sadaka verin dedi. Fe'tihi git peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Fes'elhu ona sor. Benim sana ve çocuklarıma vereceğim sadaka sayılır mı sayılmaz mı? Yani kadın kocasına sadaka verecek, kocasına harcama yapacak, çocuklarına harcama yapacak. Benim çocuklarıma ve aile bireylerime yaptığım harcamalar sadaka sayılır mı? Tasadduk edin ifadesini yerine getirmiş olur muyuz? Fe'tihi <laughs> fes'elu git ona sor demiş. Kocasına diyor ki git sor efendimize diyor. Fe'in kâne zâlike u eğer bu gerçekten yeterse yani sana çocuklarıma yapacağım vereceğim sadaka yerine geçerse yeci anni o zaman ben de vereyim. Ve illa eğer sadaka yerine geçmezse saraf tuha ila gayriküm sizden başka fakirlere vereceğim. Yani ben bu miktar parayı çıkaracağım. Çünkü Ali sallallahu aleyhi efendimiz ey kadınlar topluluğu mutlaka sadaka verin. Hatta hadis-i şerifin devamında zira ben sizi cehennem ehlinin çoğunluğu bunu teşkil ettiğinizi gördüm. Sadaka verin, cehennem ateşinden sizi kendinizi uzaklaştırın. Kıymetli izleyenlerim, e, sadaka vermek insanı cehennem ateşinden uzaklaştırdığına dair başka hadis-i şerifler de vardır. اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ buyurulmuştur. Yani yarım hurma da olsa cehennem ateşinden kendinizi uzaklaştırın, koruyun denmiştir. Dolayısıyla demek ki sadaka vermek insanı ateşten uzaklaştırıyor. Ey kadınlar topluluğu bol bol sadaka verin zira ben sizin çoğunluğunuzun cehennemi kadınların teşkil ettiğini gördüm biliyorum. Sadaka vermek suretiyle kendinizi kurtarın demişti. Şimdi burada da tasaddakna sadaka verin ya maşerenin ise ey kadınlar topluluğu diyor. Velev min huli yükünle velev küsüslerinizden süslerinizden olsun diyor. Şimdi bunu duyan, duyan dinleyen Hazreti Abdullah İbni Mesud'un eşi Zeynep annemiz etkilenmiştir. Onlar hadis-i şerifi duyunca, ayeti duyunca hemen amel etmek isterlerdi. Gidiyor beyine diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emretti. Ben de vermem lazım. Ancak sen eli hafif birisisin. Yani senin elinde imkanın yoktur. Yani sen fakirsin ben sana sadaka versem, çocuklarıma sadaka versem, Efendimizin dediği sadakayı yapmış olur muyum? Diyor. Git diyor Peygamber Efendimiz'e sor bunu diyor. Eğer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrudur bu sadaka yerine geçer derse size vereceğim değilse sizden başkasına vereceğim diyor. Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anh Efendimiz diyor ki ben itihi itihi enti. Sen git diyor Peygamber Efendimiz'e sor. Beni niye aracı olarak kullanıyorsun ki? Git sen kendin sor fen talaktu. Ben de gittim diyor. Feyde emraetun ensar bi babi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapısında bekleyen ensardan bir kadın vardı. Geldiğimde. Haceti hacetuha. Onun derdiyle benim derdim aynı. O da soracak. Benim eşim ve çocuklarım ihtiyacı var. Ben onlara vermiş olsam bu tasadduk edin emrini yerine getirmiş olur muyum? Ve kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kad ulqiyet aleyhil mehâbe. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok heybetli bir durum vardı. Yani böyle çok rahat giremiyordu huzuruna. Heybetinden etkileniyordu. Hatta bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemailini anlatan sahabiler hep çocuk olan sahabilerdir. Yani çocukken sahabi olanlardır diyorlar. Neden? İşin sırrına. Çünkü gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir duruşu vardı ki, öyle bir heybeti vardı ki böyle gözlerini kaldırıp da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne böyle doya doya bakamıyorlardı. Yani bir heybeti, bir de onun nuru ağır basıyordu. Herkes böyle önüne bakarak konuşuyor idi. Hatta birisi soru sormak istediği zaman beklerdi ki dışarıdan gelen bir bedevi gelsin de onlar rahat sorarlardı. Efendimizin büyüklüğünü, azametini e, Bedeviler pek fark edemezlerdi. Onlar rahat sorarlardı. Biz de onları dinlerdik böyle Efendimiz ne cevap verecekti o cevapları öğrenmeye çalışırdık. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gerçekten çok mütevazı bir insandı ama duruşunda çok heybet vardı. Bu heybet sebebiyle ona bakmakta bile efendim çok rahat bakamıyorlardı. Konuşurken de hesaplı konuşuyorlardı. Şimdi Diyor ki Zeynep annemiz onda diyor ciddi bir heybet vardı. Ensardan yani kadın bekliyor. Onun derdi benim derdim. Fakalet işte orada biz beklemeye başladık. Başlarken beklerken Fakarca aleyna Bilal'üm bir de baktı ki bile Hazreti Bilal geldi. Fakulna lehu tamam dedik bizim derdimizi bu anlatsın. Fakulna lehu ona dedik ki İ'ti Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gir. Fehbirhu ona de ki innem ra'ateyni bil kapıda iki tane kadın vardır. Tes'elanike sana soru soracaklardır. Ne soruyorlar? Tes'elanike sana soruyorlar. Et tecizi sadakatu anhuma ala azvajihima, ala ve ala eytamin fi hujurihima." Bu iki kadın soruyor ki Acaba bunlar kocalarına bir harcama yapsalar bu sadaka sayılır mı? Ve ala eytamin fi hujurihima, kendi evlerinde yetimler varsa, o yetimleri bakımını üstlenmişler. Onlara yaptığı harcamalar sadaka sayılır mı? Kısacası Zeynep validemiz ve Ensar'dan bir kadın aynı soruyu sormak için kapıya geldiler. Ya Resulallah, benim eşim ve çocuklarım fakirdiler. Ben başkasına sadaka verecek yerde eşime sadaka versem, efendim çocuklarıma sadaka versem bu sadaka sayılır mı? Tabi bu zekat olmaz elbette. Kadının kocasına, kocanın hanımına zekat vermesi caiz değildir. Zekat yerine geçmez. Bir insanın kendi çocuğuna, kendi torununa zekat vermesi caiz değildir. Dolayısıyla bunlara verse verse ne verecektir? Kadının kocasına veremiyor zekatını ne verecektir ona? Ona sadaka, verdiği sadaka sayılıyor. Tasaddukta bulunuyor, zekat değildir. Peki kocasıdır sadaka sayılır mı? Elbette sayılıyor. Evet diyor ki fedakale kadınlar soru soruyorlar. Diyor ki Bilal diyorlar ki Bilal'e iki tane kadın var de. Onlar sana bir soru soruyorlar efendim kendi kocalarına tasaddukta bulunurlarsa bu sadaka sayılır mı? Kendi evlerinde baktıkları, besledikleri yetimlere yaptıkları harcamalar sadaka sayılır mı? وَلَا تُخْبِرْهُ ben نَحْنُ Bizim kim olduğumuzu Efendimiz'e söyleme diyor. Sadece bizim sorumuzu söyle ama kim olduğumuzu söyleme. قَالَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ Hazreti Zeynep annemiz diyor ki Bilal girdi diyor içeriye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdi. Fese'elehu bizim sorumuzu Peygamber Efendimiz'e sordu. Böyle soru soruyorlar. İkisinin derdi de aynı. Fekalilehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menhuma. İki tane kadın böyle soru sorduğu diyorsun. Bu iki kadın kimdir? diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soru sorana kendisi soru sordu. Kale cevaben dedi ki İmra'etun minel ensar ve zeynep. Ensardan bir kadın vardı, bir de Zeynep vardı. O iki kadın bu soruyu sordular. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey yüz hangi Zeynep? Zeyneplerin hangisi? Çünkü birden fazla Zeynep var. Hangi Zeynep? Kale imraetu Abdullah. Abdullah ibn Mes'ud'un eşi olan Zeynep diye cevap verdi. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Lehuma ecran onlar iki tane mükafat almışlardır. Bir değil iki mükafat almışlardır. Birisi ecrul karabeti akrabalıktan kaynaklanan bir yakınlığın ücreti sayılır. Bir de ve ecrus sadakati sadaka ücreti. Yani bir insan Allah için zekatın dışında verdiğine sadaka dediğimizi düşünelim. Yani bazen zekat manasında da sadaka kullanılır. Ama zekatın dışında nafile olarak verdiklerimize sadaka diyelim. Hem bir sadaka vermiş oluyor bu insan, hem de sıla rahim yapmış oluyor. Akraba arasındaki bağları daha da güçlendirmiş oluyor, kuvvetlendirmiş oluyor. Evet, muttefakun aleyh. Bu da Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şeriftir. Bir sonraki hadis-i şerifimiz ve an Meymunete bintil Haris radıyallahu anha Haris'in kızı Meymune validemiz enneha a'takat velideten fi zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir cari bir insanın cariyesi olsa bu cariye çocuk doğurmuş olsa bu cariyenin bu cariyenin çocuğu da cariye kiminse o çocuk da ona ait olmuş olur. Şimdi e, Meymune bin Haris radıyallahu anh'a diyor ki ben diyor a'tektu veleden velideten bir çocuğu nasıl çocuk annesi cari olarak doğan çocuk o da bir cari olmuş oluyor. Ben bu çocuğu ne yaptım? Azat ettim diyor. Yani anasından doğan bir çocuğu azad ettim. Fi zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında halbuki onu büyütüp kelo, köle olarak cariye olarak satabilirdi. Fezeker tu zalike li sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Yani ben bir cariyemi yeni doğmuş kızca cariyemi azat ettim, hürriyetine kavuşturdum. Ama bunu ne, ne zaman söylüyor? Ee, önce yaptı, aradan uzun zaman geçiyor, ondan sonra söylüyor onu. Fezekertu zalike li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir cariyem vardı onu da azat ettim dedi. Fakale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Lev a'daytaha ahawaliki kana a'zama li ajriki. Lev a'daytaha sen o cariyeyi doğan çocuğu verseydin, ehavali day ki dayılarına verseydin, kâne a'lame li ecrike, mükafatın çok daha büyük olurdu. Yani sonuçta onların da ihtiyacı var. Sen ihtiyaç sahiplerine verirken, dayın, amcan, halan, teyzen, kimse, bunları da yeğenlerin muhtaçsa yeğenlerin de kale alıp e, yapılan sadaka ne hükmünde olmuş oluyor? Hem e, sılayı rahim hükmünde olmuş oluyor. Bir taşla iki tane kuş vurulmuş oluyor. Bir sılayı rahim farzı yerine gelmiş oluyor. İki Müslümanın Müslümana dargınlığı caiz değildir. Mutlaka aradaki bağları güçlendirmek lazım. Böyle bir sünneti de yerine getirerek güzel bir sadaka gerçekleştirmiş oluyor kıymetli izleyenlerim. Bir sonraki hadis-i şerifimiz ve ana Aişe radıyallahu anha ya Resulallah Hazreti Ayşe annemiz عنها, dedim ki diyor Ey Allah'ın Resulü, inleri careynim. Ey Allah'ın Resulü, benim iki tane komşum var. Fe ila eyyihima ehdi. Hangisine ben hediye vereyim? Yani birisine hediye vereceksem iki tane komşumdan hangisini nasıl tercih edeceğim? Kale ila akrabihima min kebaben. İla akrabihima min kebaben. Onlardan kapı bakımından sana en yakın olanı işte onu tercih edeceksin. Yani Kur'an-ı Kerim ifadesiyle vel caril kurba vel caril cünüb kurba olan yani yakın olan komşuya karşı bir vazifemiz var. Bir de cimri olan, e, affedersiniz uzak olan komşuya karşı bir vazifemiz var. Elbette birincilik hakkı en yakın olan komşunundur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl ki akrabaların bir öncelik hakkı varsa efendim komşularda da en yakın olan komşunun öncelik hakkı vardır. Ve an Ebi Zerrin radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh efendimiz der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İde tabakte merakaten yani bir çorba pişirdiğin zaman fe ekthir ma o çorbanın suyunu biraz fazla koy. Yani bir bardak mı konulacak? İki bardak koy. İki bardak mı konulacak? Üç bardak koy. Arada ne olmuş olsun? Çorbaya biraz daha fazla su katmış olursun. Fe ma ve te'ahed ciraneke bir de komşularına ikram et diyor. Şimdi bir insan bir apartmanda yaşar. Aradan yıllar geçer. Yer komşusu, alt komşusu, üst komşusu yoğun bakıma gider. Ölür. Cenazesi kalkar. Haberi olmayabilir. Çünkü komş, komşuluk bağları tamamen kesilince insanlar ne yapacağını şaşırmışlardır. Ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz? Çorbanı pişireceğin zaman Komşum bunun kokusundan rahatsız olacak mı? Olacaktır. Sen bunun efendim suyuna iki bardak daha, iki kaşık daha fazla su koy. Ondan sonra bunu hazırla ve gelenlere ikram et. Şimdi Ali sallallahu ve sellem efendimiz gerçekten ikram etmeyi çok severdi. İnsanları da ikram etmeye davet etmiştir. Burada e, adamın eğer fazla imkanı olsaydı zaten çorbana su ilave et demesine gerek yoktu. Çorbanı sulu yap demesine gerek yoktu. Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte diyor ki Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz Gala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İdea tabakta marakaten çorba mı pişireceksin? E komşu bunun kokusundan efendim hisseder evde çorba piştiğini. E komşuluk hakkı vardır. فَاَكْثِرْ مَا ma'aha Çorbanın suyunu çoğalt. Çoğalttığın zaman ne yapacaksın? وَتَعَاهَدْ <laughs> جِرَانَكَ Komşularına ver. Böylece komşuna ikram etmiş olacaksın. Demek ki akrabaya ikram etmek nasıl ki faziletliyse komşuya da ikram etmek böylesine faziletlidir. Zira komşunun da komşu üzerine hakkı vardır. Akrabanın akrabalık üzerinde, akrabalar üzerinde hakkı olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri vel cari kurba vel cari cünubi diye biraz önce de okumuştum. Yani iyilik yap. Kime iyilik yap? Bunlar sayılırken vel cari kurba yakın komşuna vel cari cünubi uzak komşuna da iyilik yap buyurulmuştur. Yakından maksat kapısı yakın olandır. Efendim uzaktan maksat kapısı uzak olan demektir. Bazen komşu kapı bakımından yakındır. Akrabalık bakımından da yakındır. O iki defa bu işi hak etmiştir. Hem komşudur hem akrabadır. Bazen akrabadır evi uzaktır. O akrabalık bakımından ikramı hak etmiştir. Çünkü akrabaya verilen sadaka iki sadaka sayılır. Bir sadaka bir de sıla-i rahim yerine geçmektedir. Dolayısıyla kıymetli izleyenlerim, kendi çocuklarımıza, eşlerimize, aile bireylerimize yaptığımız ikramlar ve hediyeler ciddi manada en faziletli sadakalardan sayılıyorlar. Akraba bile aile bireylerimiz böyledir. Annemiz babamız böyledir. Kardeşimiz kız kardeşimiz böyledir. Bir de komşularımıza yapacağımız ikram sıradan bir ikram değildir. Efendim en faziletli ikramlardandır diyor. Sadakalardandır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece bir dersimizin sonuna geldik. Yüce Rabbim her birinizin dünyasını, ahiretini mağmur eylesin. Eli aşık olan, cömert olan bahtiyar kullarından eylesin. Yeryüzünde sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan bütün kardeşlerimize Rabbim imdad eylesin. Bilhassa Gazze'de, Filistin'deki kardeşlerimizi gerçek hürriyetine kavuşmaya muvaffak etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.